Selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 300 TL değerinde kadroyu kuracağız ve bir de maç yapacağız. Sizce 300 TL eder mi etmez mi yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bu da kendi kadrolarımızdan biri. Yani kendi hesabımızı düzeceğiz. Kendi hesabımızı düzmek nasıl bir tabir bilmiyorum ama bu şekilde işte Petrovic'i görüyoruz. 3-2-4-1 taktiği. 3 tane defansın önünde 2 tane orta saha dos oynatabileceğimiz oyuncu var. Daha sonra 2 OOS, 2 kanat bir de tek forvet oynanabiliyor. Baskı yapma ölçülü önleme bölgesinin geniş olması sıkıntı yaşatacaktır. Top çevirme, kısa pas ve orta diyor. Bu kadar orta sahası olan bir bölgede, oyuncusu olan bir taktikte hücum bölgesinin orta olması da bence dezavantaj. Bakalım bu kadroyu nasıl kuracağız? Hadi like'ınızı attıysanız kadro kurmamıza geçelim. Çok dolu bir hesap değil. O yüzden analiz ederek güzel bir şekilde kurmaya çalışacağız. Bir de üstüne maç yapacağız. Bakalım maçta da keyifli olacak mı? Açıkçası tek forvet olduğu için biraz daha orta saha adamlarına ihtiyacımız var bu taktikte. Maalesef bu inşallah vardır çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. 3 tane defans şu anda Campbell'ı, Nesta'yı ve Puyol'u görmek birazcık beni mutlu etti. Yani 3 defans bize bırakılmış bu satın aldığımız hesap. 3 defanslı oynamaya elverişli. Kaleci olarak baktığımızda çok şanslıyız ki Ter Stegen bu hafta A performans geldi. Ter Stegen'i rahatlıkla alabiliriz. Hem Oliver Kahn'ı biraz dinlendiririz. Çünkü biliyorsunuz genelde rutin Oliver Kahn'ı almak durumunda kalıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Legend'lar yükselişte gelmiyordu. C performans oluyordu. İyi ki Konami bunu güncellemiş. Çok büyük artı oluyor. Özellikle de çok iyi kadrosu olmayanlar için diyorum. Defans hattına kankalar hiç şöyle yormayalım sizleri. 3 tane defansı bu şekilde oturtalım. Önemli olan şu, bunların evet aşinalığı çok önemli. Puyol'un da 100, Nesta'yı sanırım aldığımız kişi sonradan çıkardı. Peki Nesta sonradan çıkmış. Onun dışında 87 Pique var. Pique B performans ama oyunun bana göre zayıf stoperlerinden. Şu açıdan zayıf. Hemen şöyle bir dakika bakacağım. Birazcık Nesta orada sınıfta kalabilir aşinalıktan dolayı. Pique çok ağır bir oyuncu. Aslında Varan da var, Puyol da var. Puyol'un performans 75 aşinalık, Varan'ın 90. Şimdilik bir bırakalım kankalar 3 stoperi, daha sonra geriye dönebiliriz. Şimdi Kafu gibi bir bekimiz de var ama bu hesapta açık söyleyeyim şuraya Kafu'yu alıp 87 oynatmaktansa oynatmamayı tercih ederim. Oraya biraz daha ofansif bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu taktiğin kötü yanı ne oldu? Bek adamını, yani Kafu'yu kullanamayacağız ikon olmasına rağmen. Stoper baktım. Şimdi sağ bek, sol bek de tabii ki Davis'i de kullanamayacağız. Patrick Vieira var. Patrick Vieira'yı buraya alalım. Joshua Kimmich var. Aslında 3 defansın önünde Ray kartı da alıp oraya farklı bir ön taraftaki oyuncuların dizilişiyle gol arayabiliriz. Aslında 3 defansın önünde 2 tane dost birazcık defansı. Çünkü defans talimatlarını ben beğenmedim bu teknik direktörün. Böyle yapabiliriz. Aynı zamanda Gilberto Silva da var. Gilberto Silva'yı alalım kankalar. 2 tane dost bence Patrick Vieira ve Gilberto Silva kesinlikle orada iş yapacaktır. Hatta Marquinhos falan da var. Performansı C performans. Sergio Busquets bu hafta B geldi. Oynatılabilir mi? Oynatılır ama birazcık ağır kalıyor. Haberiniz olsun. Ön tarafa baktığımızda şimdi Scholes var, Gerrard var. Bir Gerrard'ı alacağız. Scholes alınabilir mi? Scholes alınabilir. Ön tarafa da biraz çıktım ki diğer oyuncuları da artık görmemizin vakti geldi. David Beckham var. Biliyorsunuz ki David Beckham'ın plaseleri çok iyi. Nedved var, Iniesta var. Iniesta alınması gerekiyor. Beckham buraya alınabilir. 95 oluyor. Go yaptığımızda kaç oluyor? 94. OOS pozisyonunda David Beckham'ı değerlendirebiliriz. Salih Misic buraya çok iyi olur. Pavel Nedved var. Sol tarafa Pavel Nedved çok iyi olacaktır. Orta sahanın ortası göbek. Daha doğrusu ön tarafta birazcık oyuncuya ihtiyacımız var. Gullit'i, Ronaldinho çok iyi olur. Ronaldinho çok iyi. Puyol'la birlikte performansı da daha da yükselecektir. Bost olduğu için Deco'yu da alabiliriz. Iniesta ile birlikte aslında şu da yapılabilir. Onları go yapıp bir saniye bana zaman verin. Bir şeyler kafamda kurdum ama bakacağız duruma göre. Şimdi Coman A performans gelmiş. Coman açık söyleyeyim yani sonradan oyuna girmeye iş yapar mı? Yapar. Coman'ı da alalım. Biraz daha şöyle yükseldiğimizde Ansu Fati'ler var. Basalım bir. Ansu Fati C. Cristiano Ronaldo.
Tek forvet için Cristiano Ronaldo alınabilir. Hem çünkü gelen ortalarda kafa vurma yetisi, hem de orada yani çalım atıp vurma gibi ya da koşu yoluna attığınızda bir şekilde pozisyon bulabilecek bir oyuncu. Hemen şöyle bakalım başka kimi alabiliriz. Rashford, B performans değil. Dönis Bergkamp, Del Piero, Maradona, Sancho performansı C. Orada Salih Amisic var, gerek yok. Dönis Bergkamp, Del Piero, Maradona. Bir saniye yedekleri tekrardan kontrol edeceğim. Deco var, Iniesta var. Aslında orta bölgeye de istediğimiz oyuncuları sanki aldık gibi. Romario. Bir dakika şimdi. Romario Ronaldo'nun yerine alınabilir. Çok güzel, çok iyi de bir Barcelona kadrosu da kurulabiliyor. Dybala, Morientes, Diego Forlan. Diego Forlan. Sadece denemek için alıyorum. O OSD de iyi oluyor. Pasör yetenekleri de biliyorsunuz iyi. Lewandowski. Şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki de şu anda mevcutta bir forvetimiz olduğu için şimdi Romario'yu aldım. Lewandowski alınabilir ama şu anda Lewandowski'ye ihtiyaç kalmadı. Çünkü Romario yedekte, sonradan oyuna sokmaya. Lewandowski, Ronaldo da yükselişte gelecek. Mbappe'yi alamıyoruz. Performansı bu hafta E performans. Morientes bence iyi değil. Lewandowski'yi burada Nedved'i orada garanti oynat ama işte Coman da çok iyi. Scholes, bence Scholes'a gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü o OC kısmında Beckham, Ronaldinho, onların yedekleri de mevcut. Çok çok iyi bir kadro bana göre kuruldu. Hemen şöyle biraz daha göz gezdirelim. Messi'yi bilerek almıyorum ben beğenmediğim için. Ama tercihen tabii ki de hata yapmış olabiliriz. Yorumlara belirtirseniz çok mutlu oluruz. Kadroyu bu şekilde kurdum. Bir de maç yapacağım inşallah. Düzgün kurmuşumdur. Hadi gelin, like'ınızı attıysanız maçımıza geçelim. Bakalım rakip kim gelecek? Ve 1225 German geliyor. Kadromuz cayır cayır bence yıkılıyor. Ama önemli olan rakibin ne olduğu. Rakip tam böyle bize zıngıldatmalı, böyle suratımıza vurmalık bir kadro değil mi ya? Rakip Cristiano Ronaldo'suyla başlamayı... Oğlum bayağı hızlı da başladı ha. Ama burada biri var. Sirkesi küpüne zarar. Nedved. Biraz zorlama bir pastı. Guardiola, Rashford. Kanka tiki takayı bu adam iyi yapıyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Aldım. Çok dik... Tek forvetle oynamak gerçek anlamda sıkıntı. Orta sahada evet kalabalık oluyorsunuz ama tek forveti yönlendir. Çocuğum. Bak burada bir şey konuşuyoruz ama. Kanka böyle yerden başlamaları normalde çok seviyorum da. Bu sefer üçlü defansta biraz zor oldu ya. Attım pasımı ortaya. Beckham. Beckham pass. Kim oynadığınız oyun. Size yemin ederim taktik var ya, ciddi bok gibi ya. Yani attım. Orada Romario tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pres yaptık, aldık Gilberto Silva'yla. Pasımızı verdik. At kanka. Romario. Hayır. Hayır. Gel. Vur. Ah be. Ronaldo Rashford'u gördü. Rashford. Plase gelecek şimdi içeriye doğru. Bak o plase şut geliyor. Allah senin belanı vermesin Campbell ya. Salih Amisic. Geçti. Salih Amisic. Pasını verdi. Aman diyeyim ben sana, bu gol olmalıydı ya. Soyunma odasında saygı çerçevesinde bir konuşma geçti arkadaşlar. İnşallah faydası olacaktır. Şimdi girdim. Olmadı. Döndüm. Hoca? Çok da güzel pas ama. Tek forvet olduğunda kankalar, yani maalesef o stoperler de sizi çok rahatlıkla tutabiliyor. Kaleye doğru. Neler oluyor be kanka? Neler oluyor? Ronaldinho pas. Baksana 8 kişi arasında tek forvetsin kanka ya. Ya 8 kişi arasında, yani affedersin, bir pire kadar orada Romario var ve onunla gol atmaya çalışıyorsun. Attım. Ronaldinho. Tekrardan verdim. Ara top. Romario gidiyor. Campbell çok güçlü. Salih Amisic pas. Patrick Vieira. Tekrardan girdim. Pasımı verdim. Romario. Bizi umutlandır Romario. Kanka oyuncu değişikliği yapacağım. Yok yani 10 numara kart falan sokmam lazım oraya. Çünkü Romario çok eksik kalıyor orada. Bak şimdi Beckham'ın yerine buraya Iniesta'yı koydum. Deco'yu koyayım mı? Deco'nun şutları da iyidir. Hadi Deco'yu da koyayım. Başka kime koyayım? Romario. Hadi Forlan'ı alayım mı? Forlan'ı alayım kanka. Hayır, sakin ol. Göğüs kontrol mü? Eyvah eyvah eyvah. Oğlum ne kadar hızlı çık. Keşke bassaydınız be kanka.
Keşke bassaydınız be. Şut. Orada Campbell basmıyor bir tane. Beckham'la ortaladı. Keşke son dakikalara böyle bir farkla falan... Abi bunu bile alamadın mı be? Böyle bir farkla girebilseydik belki bir faydası olacaktı ama... Gerçekten yani gram hak etmedik. Gördüğünüz gibi bak, görüyor musun kanka? Şimdi var ya, Allah belamı versin, yemin ediyorum kırarım bu tableti ha. Bak Allah belamı versin ki kırarım bu tableti. Abi sokarım böyle taktiğe ya.